Şimdi belediyeler mesela büyük şehirlerde bu yardımlaşma konusunda, ekonomi konusunda bütün mesela sosyal yardımlaşma yapıyorlar. Mesela emekliler başta olmak üzere. Bu diğer kesimler mesela herkes yardım yapıyor. Mesela bizim bu Güneydoğu'da hangi belediye gelirse böyle bir şey yok yani. Herhangi bir istekleri yok. Bundaki sürecin ben onlara bunu talep ediyorum. Madem ki halk arkanızdadır, halk sizi destekliyor. Siz de kendi halkınızı ezdirmeyin. Halkınıza cevap verin. Halkınıza yardımcı olsun. Yani yaparsa güzel bir şey olur yani. Benim tek isteğim budur yani. Bunu istiyorum yani. Kayyum gelmemesini istiyoruz. Ondan sonra huzur istiyoruz ve işsizliğe bir çare bulmasını istiyoruz. Bu çalışan bayanlara kreş için yardımcı olabilirler. Mesela kreş göndermek istiyoruz ama gönderemiyoruz maddi anlamda. Onun için yardım edebilirler mesela. Ücretsiz kreşler olabilir yani. Şimdi öncelikle yeni yönetime başarılar diliyorum. Diyarbakır için yapacaklarından ve eğitimlerinden, başarılarından eminiz. Öncelikle ilk talebimiz Diyarbakır halkını göz ardı etmemeleri, halkın içinde olmaları. İkincisi hizmette kusur istemiyoruz. Zaten bundan da gerçi eminiz. Ama olur da bir kusur olursa bir sonraki dönemi de düşünmek gerekiyor. Üçüncü talebimiz de Diyarbakır'da eksik olan tramvay hattımız var. Bunu da yerine getirirlerse çok güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah da üzerine düşenleri yapacaklardır. Bu belediye otobüsleri eskiden kayyumun elindeyken hani yaşlarımız olsun bindiği zaman yetersiz bakiye dediği zaman indiriyordular. Şu anki talebimiz yani yeni gelen belediye başkanında talebimiz bunları böyle öne açmazsa sonunda halkın oyudur. Hani yaşlı kasım nasıl onu indirebilirsiniz? Böyle bir otobüsleri biraz çoğaltırsalar daha iyi olur. Çünkü evler uzak, üç kuyular, yeni tokiler yapılıyor. Oralara ulaşım biraz zor oluyor. Ve bunları biraz sıkı yapsalar, bile bir trafiği bile düzene kalsalar, bile bir ihtiyacımız da tramvanın gelmesi artık. Hani mecbur yani Antep gibi bir şehir, burası da büyük şehir ama at yapı, yani bir tramvar, yani bir yeşillik alanlarımızın olması, çocuk çocuğumuzun parklarda daha güzel. Şimdi bakıyorum tokilerin orada, kendim evliyim, çocuğum var, tokilerin orada parklar hep kırık. Onları bile düzeltmeleri bizim hoşumuza gider. Ama yine belediye bizimdir hani ne olur da olmaz yine aynı belediye devam, DEM Parti'ye devam. Bu adaletsiz işe alımlar oluyor, personel alımları çok adaletsiz. Biraz bütün belediye, bütün seçim, bütün partiler için söylüyorum. Sadece işte falan parti, DEM Parti için değil, hepsi için geçerli. Adaletli olsunlar, işe alımlar adaletli olsun. Halk geldiğinde bir şey talep ettiğinde hor görülüp geri çevrilmesin bu tür şeyler. Burada istediğimiz ofiste yani Yenişehir ofis semtinde bulunan bu çocukların ıslah edilmesi. Çünkü vatandaşları çok rahatsız ediyorlar. Bu bir. İkincisi halkın içinde olmalarını istiyoruz belediye başkanlarımızın. Yani oturup öyle yönlendirmekle müdürlerle bu iş zaten yürümez. Halk perişan bir durumda. En azından çıkıp halkımızın içinde oldukları zaman halkımız en azından biraz nefes almış olur onları gördükleri zaman. Huzur bulmuş olur. Odur diyeceğimiz bunlar da. Diyarbakır'a sahip çıkmalarını istiyoruz. Öyle otur seçimde seçime Kürtler siyasilerin aklına gelsin olmaz bu işler. Anlıyorsun. Burası %80 %90 oy alıyorsunuz. Memleketinize sahip çıkacaksınız. Odur başka bir şey. Sokakların temizlenmesi için İşçilerin ve emekçilerin artık kadın haklarının savunuculu mezarı. Bunların projelerinde kadınlara otobüs bileti alınmayacak ücretler. Öyle mi? Ve çocuk parkı yapılması için, gençlere bir edilmesi için ve Diyarbakır Kürdistan halkları için bütün tepeden tırnağa 7'den 70'e kadar arkadaşların özelliklerini bilmesi gerekir. Ahmet'in Kürdistan'ın. Genellikle bütün başkanlarımıza biz teşekkür ederiz. Oy verdikleri için bütün halklar, bütün kadın arkadaşları genç olsun, yaşlı olsun. Ve kazandığımız için çok çok mutluyuz. Daha sala bir habiti. Ne kan uyu deyni abidin. Evyek. Deyni kavimi. Dini kavmi. O düda. Biraz başarı ko mukatabe temizliğe ko nav insanı ko devamı bıgarı. Hakkız haber.
سسیر سر کفتن از زانینگه دخوینم آتم آمده فارقی ندیجم فارقی ندیمینم ایرو جبو باجار ما آمد ام جبوی اوکا دخوزن آنه جبو گنجان اکتشتا بکه جبو اختیار ما کاره به آنه دا پر چوره پاکش بکه آوان ازماری تا اویاری ها دینه جانا انکتشتی بچوک دوی آیرنتلار اونملی در جبر وان تشتا جی آنه کاره پر تشتا بکه جبو زاروک آوان اوین آلوانی ها مثلا اینکی گوونلیکی وان آبستینه اینکی ری ما وان آنه اینکی بی وان ما اینکی خراب بونه اینکی اتکارن کیس بکن او برز قدری اصلا او جی افسرو که فارقی نیست دوغزم جوی را جی انکتشتا بکه دنگیم بلکی آره چقدر کارم جبا گنجا تشتا بکن اقوا باشه گنج دوی آنه پیشه رو جنگ ای رو امن اکتشتا نکارم بکن ام کم مانه مثلا آلیه باتی ای رو از آنه زانگه سر بلکسار دخابتم او گلک پیشن آنه آلیه باتی گلک تشتا خوشت کارم بکن ام ای رو گلک نکارم جبر که ام زاروکات یا خدا ام وان بلکسار سر زده نمانه جبوی عالی تکنولوژی ایرو هر تشت به تکنولوژی عالی وان تشت چقدر کارم من پیش بخن ایرو زارو که من چقدر کارم من پیش بخن حقا باشه حقا گله که جایه ulaşım çünkü ben yeni halde oturuyorum ve orada ulaşım sıkıntısı çok yaşıyoruz. Arabalar zaten büyüktü, küçülttüler. Daha çok zorlanıyoruz. Hani böyle tıklım tıklım çocuklar binmek istemiyor. Yakın mesafe olunca yürümeyi tercih ediyoruz. Onun dışında eğitimde de eksiklik çok var. Hani kurslar açılır, faydalı kurslar. Hani böyle sadece bir iki derslik kurslar değil, faydalı kurslar açılır. Kütüphaneler kullanılmıyor, açılıyor ama kullanılmıyor. Bizim hemen yanı başımızda Millet Parkı yapıldı. İçinde kütüphane yapılacağını söylediler. Ama şu anda işçilerin kullandığı bir yere dönüştü. Kütüphane adında ama tamamlanmadı. Yani hemen yanı başımda çocuğumun gidip orada ders görmesini isterdim. Öğretmen eşliğinde soru çözmesini isterdim. Fayda görmek isterdim ama göremedik. Ondan da biraz mağduruz. Onun dışında kentimiz zaten güzel bir kent. Daha da güzelleşmesini isteriz. Bunun için çalışmalarını devam etmesini de isteriz. Ben Avrupa'yı da gezdim. Her yerde bir şehir meydanı var. Diyarbakır'da maalesef şehir meydanı yok. Bu birinci talep. Şehir meydanı yok. İkincisi, belediye başkanlarının yapmadığı şeyler, normal yapması gereken şeyler bellidir. Kanal, su falan ama yapmadığı şeyler halkın üretime katılması. Ne yapabilir? Mesela sur içinde halı tezgahları düzenleyebilir, kooperatifler kurabilir, meyve sebze kooperatifleri. Üçüncüsü de gençler. Gençlerin yerel yöneticiliğe katılımını sağlamaları gerekir. Yani Diyarbakır'ı halkla birlikte yönetmeleri gerekir. Diğerlerini zaten mecburen yapacak. Ulaşım sıkıntısı var. Çünkü gidebileceğimiz yerlere fazla gidemiyoruz. Arabalar hani az. Ulaşım sıkıntısı olarak mesela daha iyi arabalar ulaşımı sağlayabilir. Kütüphane mesela. Çalışamıyoruz, yeteri kadar kütüphane yok. Hani sınava hazırlanamıyoruz. Gittiğimiz devlet kütüphaneleri de tıklım tıklım olduğu için yer bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bu ev kiraları konusunda hani daha çok böyle yardımcı olsalar, hani evler şu an çok pahalı mesela, bir kiradan çıkıp başka bir kiraya gidemiyoruz. Yani bu konuda. Ya elbette öncelik bölge halkının ana dilde kültürel, sosyo-kültürel anlamında tabii ki onların geliştirilmesi gerekir. İkincisi yani biraz daha memleketimize hizmet istiyoruz. Yani tamam siyasal alanda tabii ki siyaseti savunmaları gerekir ama biraz da hizmet, halk hizmet bekliyor. Onun dışında halkla bütünleşme, halkla birlikte belediye yönetme, yani demokratik bir şekilde belediye meclis üyeleriyle birlikte devamlı halkın içerisine inme. Bu temelde bir hizmet bekliyoruz. Taleplerimiz şu, halkla iç içe olmak. Yani halkla beraber gezmek, halkın içinde olmak, halkla beraber mücadele etmek, emeğini halkla yaşamaktır. İkincisi yani kente AKP'nin tahrip ettiği şeyleri, tahrip ettiği yerlerimizi yeniden onarıp ve halkımıza hizmet etmektir. Üçüncüsü ise kentteki nasıl diyeyim yani Aslar, Aroin kente yayılmış
bunları kaldırmak için, bunu ortada kaldırmak için hizmet etmek ve bunlara bir ortam hazırlamak, bir yaşam tarzını oluşturmak çabasını sağlamaktır. Haksızlığın olmadığı bir belediye istiyoruz. Ki ben inanıyorum zaten bu üçlü onlarda mevcuttur. Birincisi bu. İkincisi hiçbir şekilde hiç kimi de meydana bırakmamaktır. Yani hiç kimi de papuç bırakılmayacak. Üçüncüsü herkese eşit bir şekilde davranılmasını istiyorum ben. İlk iş talebimiz kentimize sahip çıkmaları lazım. Güzel bir Diyarbakır, güzel bir gelecek gençlerimize vaat etmeleri lazım. En şey olan mesela Diyarbakır Bağları'da kentsel dönüşüm muhakkak şart. Kesinlikle şart ve 50 yıllık, 60 yıllık müstakil evler, daireler gerçekten şart. Bunu belediyemizden rica ediyoruz. Yaparlarsa çok memnun olurum. Özgürlük diyelim belediyeler için. Başka bir şey demiyorum.